Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Abdullah Bey. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Kaptanım. Kaptan? Evet. Gemi kaptanı? Evet. Gerçekten mi? Evet, evet. Aa, ne güzel. Hangi gemiler? Konteyner gemilerinde çalışıyorum. Aa, bir gidiyorsunuz bir daha hop Abdullah Bey neredeki? Maalesef. Ne kadar seferleriniz, ne kadar ortalama? Yani 4-5 ay, 6 ay oluyor. Aa, ne güzel. Peki aileden yanınıza alıp götürdüğünüz oluyor mu arada? Aslında eskiden bunlar mümkündü fakat 2001 olayından sonra, Amerika'daki olaydan sonra bu çok daha zorlaştırıldı. Ay, mümkün değil. Mümkün olmuyor. Evet. Harika, yani mesleğiniz harika ama tabii özlem dolu bir beysiniz diye tahmin tabii, ediyorum. Tabii 3 tane kızım var, eşim. Oh, Allah bağışlasın. Zor oluyor ama. Zor oluyor ama. İşimiz bu. Yapacak bir şey yok. Aynen. Harika. Kelimelerle aranız nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Kelimelerle aram çok iyi ama çok heyecanlıyım. Evet. Bilmiyorum bakalım inşallah. Bakacağız. Eşe dosta rezil olmayacağız. O zaten rezil olmazsınız da. Ben yanınızdayım ya, elimizden geleni yapacağız. Size güveniyorum zaten. Ben de size güveniyorum. Bakalım inşallah doğru insanlara güveniyoruzdur karşılıklı olarak. Bakalım ne yaşayacağız. Ufak ufak başlayalım mı? Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Klasik Türk müziğinde bir makam. Rast. Size helal olsun. Rast doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Halk arasında küçük çocuk anlamına gelen sözcük. Velet. Değil. Harf alayım. Harf verelim. L. Nergis Hanım nereliydi hatırlıyor musunuz? Bala. Bala doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Arapça kökenliymiş. Bakalım. Kıskançlıkla veya hayranlıkla bakıldığında insanlara kötülük getirdiğine inanılan uğursuzluk. Nazar. Nazar doğru cevap. Efendim yine 5 harfli bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Sessiz, güçsüz, koruyucusu olmayan kimseleri anlatmak için kullanılan bir mecaz. Kimsesiz. Abdullah Bey, vurun nokta nokta derler. Vurun nokta nokta ya. Harf alın bir tane. Harf alayım. Evet. Bir tane daha alayım. Almayın. Sesli harf koyun başına. A. Heh. Devam edin. Vurun. Bir peki alın alın. Alayım. Bir tane daha alın. Adam ısrar ediyor. Masa altından nokta nokta göstermek. Sopa. Değil. Aba. Heh. Abalı. Evet. Abalı doğru cevap. Efendim, alt harflere geçtik. Fransızca kökenli. Çapkın editör. Gelsin bakalım soru. Yayın ya da içeriklerin kontrol edilerek bazı bölümlerinin çıkarılması veya düzenlenmesi. Aslında burada çok naif tarif etmişler. Bu şey olan, kötü olan, rahat içerik yayınlayamamak gibi düşünün. Ne yapılıyor da olmuyor? Sansür. Sansür doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Almanca kökenli bir sözcük geliyor. Buyursunlar. Havada yolcu taşımaya yarayan gazla yükselen ve pervanelerle hareket eden araç. Hava gemisi. Zeplin. Zeplin doğru cevap. Adam kaptan. Bu adama ulaşım aracı sorulur mu? Yedi harflilerdeyiz. Farsça kökenli bir kelime soruyoruz. Aha şöyle soru. Bak sorduk. Toz zerreciklerinden oluşan beyaz ya da açık renkteki kireçli kaya. Kerpiç? Değil. Ah, bir harf alayım. Bir harf verelim. Biz bunu okullarda kullanırdık eskiden. Tebeşir. Tebeşir doğru cevap. Abdullah Bey, yarışmanın ortasındayız. 3300 puanımız var. Üf, acayip bir puan. Ciddi çok misiniz? İyi puan.
Tabii. 9400'e gideriz harf almazsak. Doktoru geçiyoruz. Doktoru zaten geçiyorsunuz. Sizin şu an bankacıyı geçmeniz lazım. İşler değişti. İşler değişik. Doktoru paketlediler. Paketlediler vallahi. Ekonomi belirleyici oldu. İnanır mısınız? Gerçekten öyle. Dünya gibi bir yer burası. Vallahi öyle. Şimdi iş sizde bitiyor. Bankacı hanımefendiyi geçmek için iyi durumdayız şu an. Ama süremiz biraz sıkıntılı. 1 dakika 31 saniye. Hızlanmamız lazım. Peki. Zaten ben el kol yapıyorum butona biliyorsunuz. Ama siz de biraz daha sıkı tutarsanız iyi olur. 10 harf alabilirsiniz. Oo, iyiymiş. Hiç fena değil. Evet. İnşallah ihtiyacınız olmaz. İnşallah. Efendim ikinci 7 harfli kelimemiz geliyor. Arapça kökenli bir kelime. Hiçbir işe yaramayan bir bilgi ama olsun yine de söyledim. Gelsin soru. Gün hesabıyla ya da her gün ödenen para. Ameliye. Gibi bir şey. Gündelik. Ha, onun Arapça kökenlisi. Yevmiye. Yevmiye doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli yine. Gelsin bakalım. Sık dokunmuş bir tür ince yünlü ya da pamuklu kumaş. Harf alın. Bir harf alayım. Harf aldık. G. Gabardin. Gabardin doğru cevap. Yine 8 harfli, 2 kelimeden oluşan ve biraz da Allah Allah böyle olur mu ya dedirten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Kilosu ortalamanın biraz üzerinde olan kişiler için kullanılan bir benzetme. Balık etli. Balık etli, durdurun. Balık etli. Balık eti. Balık eti doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Yine 2 kelime, 1 ünlem soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Sağ ol, var ol anlamında kullanılan bir teşekkür sözü. Harf alayım. Harf aldık. K. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. L. Bir harf daha. Bir harf daha. İ. Çok sağ ol, var ol, nokta nokta. Bir harf. Bir harf daha. Olsun. Değil. Gibi. Yetmiyor zaten. O fazla oluyor. Bir harf daha alın. Bir harf daha. Tamam. Durdurun artık. Heh. Tamam artık. Aksi. Değil. Eksik olma. Eksik olma. Doğru cevap. Şimdi 3 harf alabilirsiniz. 15 saniyeniz kaldı. Kötü. Artık bakacağız. O belki de değildir. İnşallah. 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Süreye dikkat. Hak edilenden daha çok alınan parça anlamına gelen bir deyim. Harf alayım. Aldık. S. Hak edilenden daha çok. Eşit bölünmüyor yani. Çok alınıyor. O parçaya ne deniyor? Aslan parçası. Aslan payı. Aslan payı doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Kısa boylu kişiler için kullanılan bir söz. Yere yakın. Gibi bir şey değil ama. Dur. Kısa, harf da almadık ya. Uydurun. Kısa boylu. Kısa. Yani... nasıl denir? Ne? Doğru değil mi? Budur. Değil. Ah. İki kelime. Ayaklı. Kısa ayaklı, kısa bacaklı. Değil. Kısa bacak, bastı bacak. Vay! Bastı bacak bildim. Söyledi mi? Söyledi, yukarısı söyledi diyor. Gerçekten. Abdullah Bey, ipten döndünüz. İpten döndüm, yemin ediyorum. Yemin ediyorum ipten döndünüz. Ama zıpır bir soruydu bu. Son sorudayız efendim. İki kelime, mecaz anlamlı mastarı var. Üç harfli mastar işte, bildiğiniz mastar var. Hadi bismillah bakalım bismillah. Ne olacak? Meryem Hanım mı, Abdullah Bey mi? Ay soru, neyi cevabı unuttum ha. Heh. Gelsin. Konuşma yetisi yokken birden konuşmak anlamına gelen bir mecaz. Konuşma yetisi yokken birden konuş. Dili çözülmek. Gibi bir şey. Dillenmek. Gibi bir şey.
Tek kelime değil bu, iki kelime. Yani, dili açılmak. Sadece. Dile gelmek. Dile gelmek doğru cevap. Vallahi helal olsun abla. Vallahi size teşekkür ederim. Çok güzel. Vallahi rica ederim. Ben de size teşekkür ederim. Hem Meryem Hanım'ın hem de sizin. Ay burada galiba mahvolduk dediğim bütün kelimeleri bildiniz ikiniz de. Siz biraz daha fazla bilebildiniz. Dolayısıyla 8700 puanla hafta birincisi olmaya aday bir konuma gelmiş bulunuyorsunuz. Hafta finaline gideceğiz beraber. Çok şükür. Çok mutluyum. Ben de vallahi mutluyum. Meryem Hanım birinci olsaydı ona da mutlu olacaktım. Yunus Bey'e, en mutluğunu Yunus Bey'e olacaktım. Genç çocuğu harcadınız ya. Ya çok üzüldüm. Tıp okuyor ya bu vallahi çocuk. Vallahi ben de üzüldüm. Bizim sağlığımız bu adamın elinde. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere inşallah. Belki ne bileyim bak biri bankacı, biri gemi kaptanı. Kesin bir işine yarar Yunus. Numarasını alıyor. Aynen. Beraber hafta finaline gidiyoruz ama sadece bunu yapmıyoruz. Bir de size kitap armağanımız var. Çok severim, çok güzel. Çok sevindim beğenmenizi. Diğer yarışmacılarımıza da var. Harika bir yarışmacı ekibimiz vardı bugün. Alkışlayalım lütfen hepsini.